Aile mahkemesine olarak bugün gidecek. Dediğim gibi siz görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz, biz de anlayın. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim de elimizde koruma var. Ben kadından yanayım. Devletin verdiği karar kadını korumakla görevli. Ben kadından yanayım. Kadın ister evde oturabilir, ister eşyalarını alıp çıkabilir, ister burada yemeğini yapabilir. Hiç önemli değil. Bu kadına tahsis edilmiş 3 ay süreyle de geçerli. Sizin kararınızla ilgili bir talebiniz varsa adli makamlarla konuyu değerlendirin. Benim burada nasıl söyleyeyim size, şikayetçi olduğum konu şu. Ben müvekkillerle de görüşüyorum. Müvekkillere hiçbir bu tarz ifadeler beni çok rahatsız etti komutanım. O yüzden zaten ben gelip konuşmak istedim sizlerle. Biz burada kadın için varız. Tamam yapmayın. Kadın da her zaman haklı olmuyor. Maalesef şu anda kadınımız haklı. Ev sizin. 3 ay boyunca oturabilirsiniz. Çorbanızı kaynatabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğunda 112 aramanız yeterli. Tamam. Resmi ekipler gelip konuyu değerlendirecektir. Tamam. Buyurun istediğiniz zaman gelip evde günler alırsınız. Yani bundan sonra sopalarla falan eve bulmaya kalkmaz ki Dilek Hanım. Onu çok seviniriz yani. Hani çekip bir şeyler alamazsın. Kendi evi. Kendi evi. Bu şekilde çok seviniriz yani. O kendi evi. Buyurun. Kaç günlüğün? Karakola geçeceğiz. Avukatım ben memur. Bakın kararınız olabilir memur bey. Bu da bizim kararımız. Sizin kararda. Sizin kararda şu yazıyor mu? Komutan. Konutun korunan kişiye tahsis edilmesi yazıyor mu? Bakın bu da bizim kararımız. Kararda ne? Hanımefendi bu mahkemenin kararı diyor ki konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. Burada bir bayan koruma altına alınmış ve bu konut ona tahsis edilmiş. Kütahya. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı burada. Kütahya bir aile mahkemesinin 3 ay uzatmalı kararımız bu. Kütahya bir aile mahkemesinin 2019-562 değişiklik sayılı kararı. Mağdur Dilek Tarhan. Dilek Tarhan şu anda evinden eşyalarını almak için polisten yardım istiyor. Bir bayan bakın. Evine giremeyeceğinden dolayı ilgili makamlara başvurmuş ve kararını çıkarttırmış. Ve bu kararın süresi, söylüyorum size avukat hanım, bu kararın süresi 9.9.2019'da hazırlanmış, 3 ay uzatılmış. Ben kesinlikle kaba davranmıyorum. Bir bayanı, siz de bir bayansınız, bir bayanı güvenilir şekilde ikamet ettiği eve sokmakla görevliyim ben. Devlet bana bu görevi vermiş. Tabii kolay gelsin. Tabii ki bu şekilde. Bir şey vermek. Tabii ki bu şekilde.